Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere VPN nedir? Nasıl güvenli VPN bağlantı kurabiliriz? VPN'in asıl amaçları, ne işe yaradığı, ne olduğu, ne bitti? Her şeyi sizlere anlatacağım. Öncelikle ben Mert Kuşkapan ve 6 yıldır YouTube'da içerikler üretiyorum. Ve sizlere de en doğru, en güvenli içerikleri sunmak için karşınızdayım. Hemen şu anda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde Mert Kuş kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmından da yorumunuzu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ve hatta bu videoyu da VPN yapan bütün arkadaşlarına paylaşabilirsin. Çünkü bu olay öyle göründüğü gibi basit bir şey değil. Arkadaşlar öncelikle VPN nedir? VPN yani Virtual Private Network'ın kısaltılmışı. VPN'in asıl olayı şu. Siz Var olan bir ağ yani oluşturulmuş bir lokasyondaki ağ uzaktan bağlandığınızda oraya VPN yapmış oluyorsunuz. Yani benim ofisimde uygulamalarım çalışıyor. Ofisimin içindeki herkes bu uygulamaları kullanabiliyor. Ama ofisin dışındakiler sanki ofisin içindeymiş gibi uygulamaları kullanabilsin istiyorsam ben ofisin dışındaki insanlara VPN ile ofisin içine sokmuş oluyorum. Aslında bütün olay böyle. Ve hatta VPN protokolünde şunu da söyleyebiliyorum. VPN'a e bağlanan kişiler benim gateway'imi de kullansın ve full tünel VPN olsun. O zaman ne oluyor? VPN'a e bağlanan insan internetle bağlantısını tamamen kopatmış oluyor. Bütün trafiği benim ofisime gelip ofisimden hem uygulamalarıma, programlarıma erişip hem de internete benim ofisim üzerinden çıkıyor anlamına denk geliyor. Biz VPN'e Business tarafında yani iş camiasında küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli işletmelerde kullanıyoruz ve VPN'i bu amaçlarda kullanıyoruz. Bizim şirketin içindeki uygulamalara internetten değil de VPN üzerinden güvenli bir katmanla bize bağlanıp kullanabilmelerini sağlamak için. Bankacılık sektörü kullanıyor, sağlık sektörü kullanıyor, yazılım camiası kullanıyor, fabrikalar kullanıyor, okullar, hastaneler, her yer yani VPN'i atıyorum sizin bir ERP yazılımınız var onu kullanabilmek için şirkete VPN yapıp öyle kullanmaz Bütün mantık böyle. Burayı anladık ve VPN artık ne işe yarıyor? Bunu artık öğrenip de bu bilgiyi cebimize koymuş olduk. Yarın öbür gün ortamlarda anlatırız. Bir de VPN serverlar var. Bunlar da şöyle. Sadece internet hizmeti veren VPN serverlar var. Amerika'da var, Fransa'da var, Almanya'da var. Özbekistan'da var, Bulgaristan'da var. Her yerde var. Ve siz ülkenizden oraya VPN yaptığınızda odanın internetini kullanarak erişmek istediğiniz web sitelerine erişebiliyorsunuz. Gerek Instagram, gerek Twitter, gerek WhatsApp ya da kendi web siteleriniz hiç fark etmez. Ve bu sayede siz ne olmuş oluyor? Ülkenizin yapmış olduğu internet kısıtlamalarını bu şekilde bypass etmiş oluyorsunuz. VPN yapmak böyle bir şey oluyor. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz ücretsiz VPN diye oluşturduğunuz, bağlandığınız bu sistemlere herkes bağlanıyor. Ve o VPN sağlayıcısı da sonuçta size bu hizmeti verdiği için diyor ki benim ağımdaki herkese ben yanıtabilirim. Hackleyebilirim diyor. Neden? Çünkü onun ağındasınız. Siz Google'a girmek istediğinizde size google.com sayfası gelirken VPN sahibi olan kişi ya da o ağda olan zararlı bir kişi size başka bir sayfa göstertirebilir. Siz Google zannedip de o trafiği, zararlı bir trafiği görmüş olursunuz. Ücretsiz VPN yazılımları kullandığınızda herkesin public IP adresi değişmiş oluyor. Yani örnek veriyorum siz Türkiye'den bir web sitesine eriştiğinizde modeminizin internet servis sağlayıcısından aldığı IP adresini görmüş oluyorsunuz. Ama siz VPN yaptığınızda siz internete değil VPN sunucusu olan yer artık Fransa mı Almanya mı neresiyse oraya erişip oradan internete girip ondan sonrasında geri geliyorsunuz. Bu olay böyle gidiyor. E, bu olduğunda sizin dış bacak IP'niz de değişmiş oluyor. İşte ben Fransa'dayım, ben Hawaii'deyim vesaire diyorsunuz. Fakat o IP adresleri güvenilir IP adresleri değil. Çünkü bu tarz uygulamalar işte Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp artık hangi uygulama olursa olsun. Diyor ki ya diyor bu IP'ler diyor güvenli blok değil diyor. E, güvenli blok olmayan IP'lerden bir hesap giriş yaptığında diyor ki aha diyor bu hesap diyor Türkiye'den giriyordu birden bir de buradan giriyor. Büyük ihtimalle bu hesap hacklendi. Çünkü milisaniyeler içerisinde bu adam Almanya'ya uçamaz ya da daha farklı bir şeyler olamaz diyor. Ve algoritma sizi engelliyor. Zararlı IP'den girerseniz, birdenbire farklı farklı ülkeleri sürekli atlarsanız. Bunlar güvenlik anlamında. Ve engellendikten sonra hesabınız kapanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar kimlik gönder vesaire hesaplarınızı aktifleştiriyorsunuz. Bu birinci durum. İkinci durum, güvenli olmayan VPN'lerde siz bankacılık işlemi yaparsanız, ödeme işlemleri yaparsanız, internet sitesinde arattığınız her şey o VPN server sahibi tarafından ve aynı zamanda da o VPN ağındaki herkes tarafından görülebilir. Cihazlarınız tamamen güvenli olmayan bir networkta olur. Nasıl biz diyoruz ya şifresiz Wi-Fi'lara bağlanmayın ağdaki zararlı kişiler sizin internetiniz Sizi yanıltabilir. Burada da aynı durum söz konusu. Ağdaki zararlı kişiler sizi hackleyebilir. Siz Facebook'a giriyorsunuz ya da Google'a giriyorsunuz ya da YouTube'a giriyorsunuz yukarıda güvenli görüyorsunuz e link de YouTube. Ama O dosya İnternetten sana direkt gelmiyor, senin internetle alandaki bağlantının arasında VPN var ve bu VPN'deki kişi bağlantıyı, paketleri değiştirerek senin hesaplarını hackleyebilir. Browser Cookie'lerine erişebilir, Session ID'lere erişebilir. Hani bu videoyu izleyen bilgili kişiler anlayacaktır beni ama hani daha yalın, daha sade bir şekilde anlatmaya çalışıyorum güvenli olmayacak VPN yazılımlarını kullanmamanız gerekiyor. O mavi renkli VPN programı yok süper diyen, onu diyen, bunu diyen o tarz programları kullanmayın. Bizlerin size tavsiye ettiği VPN programları var. Ama şimdi ben bu isimleri söylersem ne yazık ki reklam kategorisine girmiş oluyor bu. Ben size uygulamayı tanıtmış oluyorum. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Ve buradaki bütün yasal sorumlulukların hepsini de siz kabul etmiş, beyan etmiş oluyorsunuz. Ama durum bundan ibarettir. Umarım VPN de Önünüze gelen programları yükleyip de bilgilerinizi çaldırmamış olursunuz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu sevdiğiniz saydığınız arkadaşlarınıza göndermeyi ve hemen şuralarda bulunan Mert Kuş kapan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa da aşağıdaki yorumlar kısmından da yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.